Selamlar dostlar. Bugün sizlere daha önce birçok kez belirttiğim ve her yerde defaatle söylediğim bazı Amazon hilelerinden bahsedeceğim. Birçok yerde ve Clubhouse'da hepiniz duymuşsunuzdur. Birçok oturumda bunu bizzat söyledim ve bazı videolarımda birçok kez buna değindim. Şimdi bu Amazon hileleri nedir, ne değildir? Birazdan hepsini size göstereceğim ve kanıtlarıyla birlikte siz de bunu görmüş olacaksınız. Şimdi öncelikle birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Amazon'da Jungle Scout, Helium 10, Wirelunch ve benzeri programlarda size potansiyel olarak gözüken ürünler tüm dünyadaki satıcılara potansiyel olarak gözüküyor. Yani siz bir ürüne girmek istediğiniz zaman sizden önce birçok satıcı bu tür ürünlere girebiliyor. Biraz daha konuyu açmak gerekirse Amazon 2 yıl önce dışarıya veri vermeyi kestiğinden dolayı bu tür programlar kendi haznesinde toplamış olduğu bilgileri harmanlayarak her seferinde size sunuyor. Dolayısıyla Amazon dışarı bilgi paylaşmadığı için o potansiyel ürünler potansiyelden çıkmış oluyor. Aslında bakılırsa böyle ilerlendiği vakit ve birçok kişi hala böyle ilerliyor. Bu yüzden bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Çünkü her yerde bazı kişiler diyor ki işte Helium 10'den baktım. Private Label için söylüyorum şu an. Private Label için bakıyorum. İşte bu ürünün arama hacmi bu kadarmış. O bu ürün çok iyi aranıyormuş. Ben bu ürüne hemen girmeliyim. Aslında bakıldığında bu çok yanlış. Tabii arama hacmi olması iyidir. Fakat bunu yani karar vermemiz gereken kaynak Helium 10, Jungle Scout, Wirelunch ve benzeri programlar değil. Bunu bizzat bizim karar vermemiz gerekiyor. Yani ben birçok yerde bunu defaatle söylüyorum. Programlara karşı yaklaşımım biraz farklı. Program kullanmayın demiyorum. Kullanmalısınız ama bazı yerlerde kullanmalısınız. Bana sorarsanız kullanıyor musunuz? Hayır, çoğunlukla kullanmıyorum. Sadece ihtiyaçlarımı, yani örnek veriyorum, bir işi 10 dakikada yapacaksam, bir saat sürecek şeylerle kullanmam tabii ki, 10 dakikalık kısa sürede bitirebileceksem onu kullanırım. Tabii bu ne için kullandığınıza bağlı, o yüzden ona girmeyeceğim ama size birazdan nasıl yapıldığını, nelere dikkat etmeniz gerektiğini bahsettikten sonra sizin de programlara yaklaşımınız biraz farklı olacaktır. Ben bunu eğitimde bir sene önce gösterdim ve dediğim gibi birçok platformda defaatle söyledim ve bazı videolarımda anekdotlarla size devamlı bunu söylüyordum. Ancak bize gelen mailler doğrultusunda ve hala okuduğum bazı bloglarda hala bunların güncel olduğunu savunan birçok satıcı var. Bu gerçekten çok üzücü. O yüzden böyle bir kısa bir video yapmak istedim. Çünkü ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Pek fazla lafı uzatmak istemiyorum. O yüzden size birkaç tane örnekle göstereceğim. Umarım faydalı olur. Şimdi her zamanki gibi daha önce size bu ürünü görmüşsünüzdür bir önceki videolarımda. İzlemediyseniz izlemenizi kesinlikle öneririm. Bu benim danışmanlık vermekten vazgeçtiğim firmanın ürünü. Tamamen tecrübelerimi bizzat aktardım size. 3 tane örnek göstereceğim. SanDisk. Ve en son olarak HDMI cable'ı göstereceğim. HDMI cable. Tamam. Şimdi bu 3 örnek neden? Ben eğitimde SanDisk'te HDMI cable'ı göstermiştim. TV Manta'da geçen analiz yaptığımda bu karşıma çıkmıştı. Daha önce analiz yaptığımda bunun satış hacimlerini Amazon veriyordu. İşte dediğim gibi o zamandan bu zamana çok zaman geçtiği için ve Amazon dışarıya veri vermediğinden dolayı ve potansiyel, şöyle söyleyeyim, potansiyel satması yüksek olan potansiyel ürünleri de Amazon dışarıya vermiyor. Zaten vermediği için bu tür şeyleri de göremiyorsunuz. Yani şurada bestseller diyor ama satış hacmi yok. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi buradan satış hacimlerini açtığım takdirde göreceksiniz. Yani bestseller demesine rağmen burada satış hacmi alamayacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi bu potansiyel olarak bir yıldız veriyor. Ve total revenue'a baktığınızda hiçbir satış hacmi yok. Dolayısıyla bu size potansiyel ürün gözükmüyor. Tabii şimdi bu çok büyük bir örnek ürün. Ancak böyle patlamaya yakın ürünleri de göstermiyor. Patlamaya yakın örnek olarak size ne verebilirim? Bazı Amazon satıcıların ne demek istediğini bilecektir ki o zamanlar satıcılar vardır mutlaka. Hani stres şarkı vardı. Stres şarkını patlamadan önce bu tür yerde yine aynı şekilde Amazon veri vermiyordu. Yani satış hacimlerini vermiyordu. Programlar zaten böyle satılması potansiyel ürünleri de göremediği için hiç göremiyor böyle. Bunlar tamamen bilgi paylaşmıyor. Böyle paylaşmadığından dolayı kişiler her zaman aynı ürünleri, herkes aynı ürünlere bakıyor. Herkes aynı ürünleri satıyor. Yani karlılık yerlere inebiliyor. Şimdi bu ürünlerde satmıyor mu? Tabii ki satıyor. Gördüğünüz gibi brand'e girdiğimizde ne kadar Amazon'un dominasyonu var burada görüyorsunuz. Burada inanılmaz milyon dolarlık cirolar var. Fakat gördüğünüz gibi Amazon hiçbir şey göstermiyor. Bu HDMI cable'dı. SanDisk'e bakalım. SanDisk'te bildiğiniz örnek ki biz bunu daha önce sattık.
O yüzden ilgilenen varsa satabilir. Karlılık düşük ama satılıyor. İsteyenler varsa satabilir. Bunun açılmasını beklerken yine TV mantı açalım. Geçen zaten videoda izlemişsinizdir. Yine de üstünden geçelim. Gördüğünüz gibi yani bu da çok iyi satıyor maalesef. Yine o videodaki kadar değinmeyeceğim ama bakın bunda da göstermiyor. Şimdi bunlar büyük marka olduğu için SanDisk'te keza öyle. Şimdi koskoca SanDisk. Bakın burada sadece bir tane yeşil var. Tek bu mu satıyor burada? Hayır. Hepsi satıyor. Şöyle bir tane bestseller'a girersek. Tarihçesine gelelim. Şu aşağıya da geleceğim. Bakın burada hiçbir kategorisini kolay kolay vermeyecektir Amazon. Bakın burada sadece bu kategoriyi veriyor. Bir numaralı diyor. Yani bestseller renki bir. Yani bire ne kadar çok yakınsa mantık olarak o kadar çok satıyor diye her zaman söylüyoruz zaten. O yüzden ne kadar yakın çok sattığı aşikar. Ama ne kadar çok sattığını yine de göstermiyor. Programda dışarıya veri vermediği için açıkçası hiçbir potansiyel ürünü de göremiyorsunuz. Bunlar büyük ürün olduğu için örnek vermek istedim. Arada sırada çok iyi kategorilere gelebilirsiniz. Yani bizim denk geldiğimiz bazen oluyor. Tabii o ürünleri satan arkadaşlarımız var. O yüzden onları göstermem doğru olmaz. Bakıyorsunuz tabii bu kadar büyük marka değil ama yeni yeni patlamaya hazır ürün. Öyle bir şey olduğunda bakıyorsunuz hacim de yok. Dolayısıyla onu bakmak için başka yollardan ilerleyebiliyorsunuz. Başka yollar ne diye soracak olursanız. Tabii 999 yapanlar var, farklı algoritmalar yapanlar var ama en güzeli tabii kişinin kendisinin manuel olarak günlük kontrol etmesi. Böyle yaptığınız takdirde sales rank mantığını da anladığınız takdirde gerçekten Amazon'da sizin belinizi kimse kolay kolay bükemez. Bu bahsettiklerim tabii ki private label için geçerli ama mantığı arbitraja da oturtturabilirsiniz. Zaten bire ne kadar çok yakınsa o kadar çok satıyor anlamına gelir. Fakat yine de ben programlarla ilerlemenizi önermiyorum. Çünkü gerçekten güzel ürünleri programla ilerlediğiniz takdirde kaçırmanız mümkün. Ya programlar hiçbiri 5 para etmiyor mu? Hayır, ediyor. Nasıl arayacağınıza baktı. Örneğin size de bir tane basit örnek vereyim. Şimdi mesela siz SanDisk veya böyle harici disk ürün arıyorsunuz. Şimdi SanDisk'le bir araştırma yaparken mesela bu memory'e bakarken bu tür kategoriye bakarken kategoriye baktığınızda aklınıza bu tür ürünlere yakın potansiyel alakalı ürünler karşınıza gelmeyecektir. Aklınıza gelmeyecektir. Dolayısıyla bunların kategorisel olarak altlarına indiğiniz takdirde birçok ürünle karşılaşmanız mümkün. Bunu da birçok program sağlıyor. Net satılır arbitraj modülü var zaten ki biliyorsunuz onu. Oradan ürün gamınızı yani ürün fikirleri elde edilmek için programlardan yararlanabilirsiniz ama karar vermek için değil. Çünkü baktığınızda o an potansiyel olan kim bilir ne zaman veriyi çekti. Çünkü anlık olarak zaten Amazon dışarıya veri vermiyor. Vermediğinden dolayı anlık veri de hiç bulamayacağınız için yanılma ihtimaliniz gerçekten çok yüksek. Bunlara kesinlikle dikkat etmelisiniz. Yani bunlardan ağzı yanan çok fazla kişi var. Ya ben birçok kez gördüm, yaşadım da. Hatta birçok kişi şöyle de yapıyor. Az önce en basit verdiğim örnek. Bakıyor bunun arama hacmi çok yüksek. Tamam. İşte bakıyor iyi potansiyel ürün. Satış hacimlerine de bakıyor. O diyor iyi satıyormuş ayda. Ürüne giriyor ama girdiğinde neye göre analiz yaptı? Karar mekanizması kim? Helium 10. Karar mekanizması kim? İşte Jungle Scout, işte başka bir program. Oradaki satış hacimleri iyi gösteriyor. Bu çok yanlış. Yani aslında bakış açınızı da değiştirmek lazım. Bu benim söylediğim şeylerden dolayı yani beğenmeyenler olabiliyor. Hiç önemli değil. Size göre dünyanın en iyi ürünü olabilir. Her videomda söylüyorum. Yani çevrenizdeki insanlara gösterdiğinizde de ürün en iyi ürün olabilir. Fakat Amazon'da ürün iyi değilse Amazon'u yani Amerika'yı yeniden keşfetmeyin. Bir araştırın. Onun için başka materyallere bakın. Başka forumlara bakın. Yani Türk mantığıyla düşünmeyin. Çünkü size göre potansiyel olan ürün Amazon'a göre iyi olmayabilir. Ve bunun dolayısıyla böyle bir ürünlere girdiğinizde batmanız söz konusu. Çünkü yaşadığım çevrelerden örnek vermek gerekirse yani bana gelen danışmanlıkları istinaden birkaç örnek vereyim. Şimdi bakıyor çevresinde ne Türkiye'nin en popüler? İşte tekstil. Tekstile hemen girelim. Bakıyor deri ürünleri ne yapalım? Hemen cüzdan üretelim. Hemen işte kemer üretelim Amazon'a girelim. Hayır. Böyle yaptığınız takdirde yani kendinizi farklılaştırmaz. Şimdi farklılaştırma diyeceğim. Bu sefer diyecek işte cüzdanla kemeri bir yan yana koyup bundle olarak gönderelim. Hayır onu yapanlar zaten var. Biraz farklı düşünerek yapılmayanı yaparak daha ön plana gelindiği takdirde çok farklı yollardan kesinlikle ilerleyebilirsiniz. Nasihat vermiyorum. Nasihat vermek benim haddime değil. Tamamen tecrübelerimi yansıtıyorum. Dediğim gibi ben yaklaşık 4 yıldır private label satıcısıyım. Hata yapmanızı tabii ki istemem. O yüzden zaten bu bilinçlendirici, bilgilendirici videoları size çekiyorum. Hiçbir beklentim yok. Sadece dikkat edin. Çünkü bizim amacımız katma değerli mal üretip tüm dünyaya satmak. Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize.
O yüzden bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Şimdi en son olarak toparlamak gerekirse, konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum, özür dilerim. Neye güveneceksiniz? Ne sizin kaynağınız olacak? Tabii ki Brand Analytics. Yani Brand Analytics tek yegane kaynağınız olacak arkadaşlar. Yani yanılma ihtimaliniz yok. Çünkü Brand Analytics haftalık, 3 aylık, aylık, yıllık size verileri veriyor. Bunu tek veren kişi Brand Analytics, yani Amazon. Amazon sadece kişiye veriyor bunu. Ve bunu nasıl yapıyorsunuz? Trade markınız varsa, Amazon'a işlettiyseniz bunu yapıyorsunuz. Ve bu gerçekten çok değerli. Zaten biz Helium10'den aldığımız veriyi Brand Analytics üzerinde karşılaştırdığımızda gerçekten inanılmaz kaos gibi bir ortam oluyor. Bakıyorsunuz Helium10'de veriler çok yüksek fakat Brand Analytics'e giriyorsunuz, hiç uzaktan yakından alakası yok. Brand Analytics'e göre ilerlesiniz, özür dilerim, Helium10'e göre ilerlesiniz, başarısız olma ihtimaliniz çok çok yüksek. Çünkü o zaman dediğim gibi potansiyel hacmi olan bir ürünmüş, bitmiş. Dolayısıyla o keyword, o veya ürün size doğru bir ürün olmayacak. Böyle olduğu takdirde hoş geldin başarısızlık. Ben bununla ilgili bir video yapmıştım daha önce. Brand Analytics'ten birçok örnek vermiştim. Gerekiyorsa yine güncel olması açısından yine bir video çekerim. Bu veya bundan sonraki video çekerim. Güncel olması açısından ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Şu an aklıma gelmiyor. Ama birkaç video sonra kesin size çekerim. Lansman videosuydu sanırım. Çünkü onunla ilgili bilgilendirme videosu çekmiştim. Yine bilgilendirme videosu çekerim. Hatta şöyle yaparız. Yani ne oluyor? Ama spontane giderim daha iyi oluyor. Hazırlıklı gidersem pek sevmiyorum ben hazırlıklı gitmeyi. O yüzden yine spontane olarak Türk İş'ten ilerleriz. Türk İş'ten bakalım karşımıza neler çıkacak. Bir yıl olmuştur aşağı yukarı o video çekeli. O zaman Türk İş'teki veriler ile şu andaki Türk İş'teki verileri karşılaştırırız. İkisini aynı anda ekrana tutarız. Bakalım neymiş, ne değişmiş. Anlık olarak görürüz. Hem bu açıdan siz de daha iyi anlamış olursunuz demek istediğimi. Ama tek gereken kaynağınız sadece Brand Analytics olmalı. Private Label satıcılar için söylüyorum. Asla ve asla bu tür programlara güvenmeyin. Arbitrajda tabii ki ürün yelpazenizi, ürün gamınızı genişletmek için. Çünkü hiçbirimiz hiçbir ürünü kolay kolay aklımızda tutamayız. Milyarlarca ürün var. Dolayısıyla size ürün yelpazenizi genişletmek için programlardan yardım almak lazım. Fakat karar vermek için, hele ki private label için, asla. O yüzden umarım bu video faydalı olmuştur. Bu private label satıcılarını bilinçlendirmek için. Çünkü hala bir sürü yerde bunların şeylerini yapanlar var. İşte oradaki hacim, bilmem ne hacim. Ben önermiyorum ama yine de bilgilendirme videosu çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.